Uzun zamandır TEİ'nin motor projeleriyle ilgili güncellememizi yapamamıştık. Mahmut Hoca'yı Saha Expo'da yakaladık ve ne yapıyoruz, son durumlarımız nedir? Özellikle milli projelerdeki testlerimiz ne durumda? Bunları beraber konuşacağız. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Hemen bana okuyucularımın, izleyicilerimin en çok soru sorduğu konuyla başlayalım. Milli Muharip Uçak Kaan'ın motoruyla ilgili adımlar atılıyor yavaş yavaş. Evet. TEİ olarak hangi roldeyiz? Nasıl bir gidişat var? En zor soruyla başlayalım size. Evet. Bunları yapıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz çünkü. Evet. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi Milli Muharip Uçağı motoru konusunda SSB'den doğrudan bilgi alsanız daha iyi olur. Ama şunu tabii ki gönül rahatlığı söyleyebiliriz. Motor konusunda çalışıyoruz. Konsorsiyum halinde çalışıyoruz diyelim. Biliyorsunuz zaten TR motoru falan var. İşte alım yapıldı. Önemli bir paydaşız ve çalışıyoruz çok şükür. Ve mümkün olduğu kadar hızlı yapmaya çalışıyoruz. Daha önce de dile getirdim. Yani bu tip motorlar, özellikle böyle 5. nesil bir motoru 3-5 senede, 2 yılda falan çıkarmak mümkün değil. Tabii Eurojet'te olduğu gibi 17 yıl beklemek de istemiyoruz. O yüzden zaten yani bunu aslında biz defalarca söyledik. TEİ'nin bu teknolojisi var. Tek başına yapabilir ama motoru bir konsorsiyum haline getirip paydaşlar halinde daha hızlı yapmak için gayret gösteriyoruz. Yani çünkü zaman çok kritik. Yani çünkü uzun yıllardır yapılmamış, geç kalınmış bir şeyi hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ve iş bölümü yaparak, işi dağıtarak tabiri caizse hızlı bir şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah çok hızlı bir şekilde çıkaracağız. Tarih vermekten özellikle Savunma Sanayi Başkanlığımızla da konuşuyoruz. Çekiniyoruz çünkü bir tarih veriliyor. Sonuç olarak bu bir Ar-Ge'dir. Yani bir şey oluyor, bir ters giden bir şey ki olabilir. O çözülünceye kadar 3-5 ay gecikme oluyor. Hani söz vermiştiniz şey oluyor. O yüzden yaptıktan sonra işte yaptık demek en güzeli. Veya kuvvetin ek bir isteri yeni gelişmeler doğrultusunda da gelebiliyor ona, sizlere. Ona benzer çok şeyler oluyor. Yani çünkü daha önce yapılmış bir şey yapmıyoruz. Müşterimiz de daha önce böyle bir şey yapmamış. Beraberce yapıyoruz. Proje devam ederken her motorda oluyor bu. Müşteri diyor ki görüyor bazı ilerlemeleri, bazı şeyleri onların tahmininden daha hızlı ve iyi yaptığımızı görünce şunu da eklesek olmaz mı gibi ricalar da geliyor. Bunlar tabii takvimi, zamanı, şeyi falan yeniden şekillendirebiliyor. Ama önemli olan ordumuzun ihtiyacını, devletin ihtiyacını karşılayacak güzel bir ürün çıkarmak. Buradaki hedefimiz de biliyorsunuz 5. nesil bir savaş uçağı elde etmek nihai motoruyla beraber. Yani 5. nesil motor demeyelim, ikisi bir bütün. Bir savaş uçağını süpersonik art yakıcıya ihtiyaç duymadan süpersonik olarak uçurabilmek başlı başına bir teknoloji. Motor bunun en önemli kısmı. Yani uçağı art yakıcı çalıştırmadan süpersonik hızlara ulaştırabilmemiz lazım. Motoru ısıtmadan yani. Motoru yüksek arkada yüksek alev izi bırakmadan ve yakıt sarfiyatını 3-4 kat artırmadan diyelim. Bunlar çok, çok kritik teknolojiler. Yani herkes bilmeyebilir. Şu andaki dünyadaki standart teknoloji savaş uçaklarında, buna F-16 savaş uçaklarımız da dahil, çoğu uçak süpersonik, hani F-16'lar süpersonik uçabiliyor. Doğru. Ama süpersonik uçabilmek için art yakıcıyı çalıştırmak zorunda. Bunu çalıştırdığı anda arkada alevi görüyorsunuz. O tabii infrared tarayıcılarda anında gözüküyor. Uçak hemen kendini belirliyor. Buradayım diye. Savaş durumunda görünmezlik çok kritik bir şey. Yeni nesil uçakların hepsi bu kritik şeye göre tasarlanıyor. İşte art yakıcıyı çalıştırmadan süpersonik uçabilmek, bir, görünmez oluyorsunuz. Arkada büyük bir alev izi bırakmıyorsunuz. İki, art yakıcıyı çalıştırdığınız zaman yakıt sarfiyatınız 3-4 kat artıyor ve depoyu hemen boşaltıyorsunuz. O yüzden onu çalıştırdığınız zaman en fazla 5-10 dakika toplamda, yoksa depoyu hemen bitiriveriyor. Benzininiz kısalıyor vesaire. O yüzden çok pratik olmuyor. Yani çok nadir durumlarda art yakıcı çalıştırılıyor. Ama siz 5. nesil bir savaş uçağınız varsa art yakıcıyı çalıştırmadan süpersonik gidebiliyorsanız görev yerinize çok da aşırı yakıt tüketmeden ve radarda, infrarette iz göstermeden ulaşabiliyorsunuz. Bu ciddi bir teknoloji. Bu motorla ilgili egzozların hareket ederek itkinin yönlendirilmesi gibi konular gündemde mi, yoksa tamamen ısıyı yaymamak ilk hedefte bunu yapabilmek mi?
thrust vectoring diyorsunuz. Şimdi bazı şeyler de aşamalı. Yani hepsini birinci prototipte çıkarmaya çalışırsanız bebeğe koş dedik biz. Ha, bu sefer de o zaman çok çok gecikir. O yüzden aşama aşama diyelim. Ama sonuç olarak projenin bütününe bakıldığı zaman istenilen 5. nesil bir motor. Böyle bütün 5. nesil motorlardaki bütün özellikler yavaş yavaş eklenecek, gelecek. Bu da sizi TEİ'yi son teknolojiyi yapabilir. Evet, çünkü evet. Çok yüksek metalurji başta olmak üzere tasarımdan evet. Öte çok farklı yerlere doğru götüreceksiniz. Yani hem metalurji var hem de motorun içindeki aerodinamik de var. Yani süpersonik itkiyi at yakıcı çalıştırmadan sağlamak içeriden geçen egzoz gazını anormal yüksek hızlara ulaştırmanız gerekiyor. Ve bunu art yakıcı çalıştırmadan yapmak biraz zor. Bu da bir teknoloji yani. Genel motorun konfigürasyonu. En yüksek thrust'lı herhalde yapacağımız Kaan'ın yerli motoru herhalde 30-35 bin 40 bin libreleri olacak. Biraz küçültelim isterseniz motorları. Evet. Şöyle bir TF10000'e önce bir geçelim. Art yakıcıyla ilgili tasarım yaptığınız tek tarihindeki motor olacak bununla ilgili. Evet, doğrudur. Şöyle bir ne zaman çalıştırırız TF10000'i ne gözüküyor? Bunlarda biraz daha tarihi söylemek herhalde daha rahat. Şöyle söyleyeyim yani TF10000 art yakıcılı ilk motorumuz değil. Çünkü biz teknoloji geliştirme olarak daha küçük motorlarda art yakıcı teknolojisini deniyoruz. Bunu da öğreniyoruz şimdi sizden. Evet. Denedik yani daha küçük motorlarımıza taktık ve çalıştırdık. Art yakıcı çalıştırdık daha küçük motorları. Yani onun teknolojik olarak altyapı ve denemelerini gerçekleştirdiniz. Tabii. Yani art yakıcının çalışması için arkada belli şartlar var. Yani her turbofan motorun arkasında art yakıcı öyle kolayca çalıştıramazsınız. Yani belli bir oksijen yüzdesi lazım. İşte oradaki havanın debisi, akışı. Tabii o şartları küçük bir motorda oluşturup yaptığınız analizin çalıştığını görebilmek de önemli bir şey. Tabii ki. İspatını yapıyorsunuz, yani, büyütüyorsunuz. Aynen. Zaten ARGE mantığıyla önce küçüğünde dene, sonra büyüğüne gelin. Teyidini aldığın teknoloji fazla masrafı yapmadan uygula. TJ300 motorumuz vardı mesela biliyorsunuz. Biz mesela o motoru yapmamızın tek sebebi aslında küçük motorlar sahasına çok fazla vakit ayırmak istemiyoruz. Zaten kale grubu biliyorsunuz. Diğer bir şirketimiz ya bu sahada motorları üretiyorlar. Bizim onu yapmamızın en büyük sebebi eksenel kompresör teknolojisini kazanmak. Yani aslında analiz olarak yapabiliyorsunuz ama gerçekten ne kadar başarılı olduğunuzu bir motorun üstüne görmeniz lazım değil mi? Biz orada yapıp her şeyini test ettik, verilerini aldık. Şimdi çok rahat TF6000 motorumuzu bu Şubat ayında çalıştırdık biliyorsunuz. Ve hiçbir problem olmadan, aerodinamik olarak hiçbir problem olmadan zor bir bölgede çalıştırdık. Yani o çalıştırma videosunu SSB başkanımıza bizzat yayınladık. Geldiğimizde Eskişehir ziyaretimizde çalıştırdınız motoru. Evet. Onu da böyle canlı seyretmek çok büyük bir keyifti. Evet. Testlerde ne aşamadasınız TF6000? Çünkü Kızıl Elma, Ankoviç, kulaklar biraz teyide. Evet, testlerde TF6000'de 60'a yaklaştı yaptığımız test Allah'a şükür. Tabii bayağı bir test yaptıktan sonra sadece boroskopla bakmak yetmez. Bir söküp bakalım ne durumda diye. Motoru söktük, dağıttık. Genel durumuna baktık. Şimdi tekrar topluyoruz. Önceki testlerde aldığımız verilere göre değişik modlarda testlere devam edeceğiz inşallah. Ne öngörüyorsunuz? Bir uçak, bir hava aracıyla ne zaman havalanır TF6000? Yani buna tarih vermeyeyim en az ama birkaç yıl daha olgunlaştırmak istiyoruz. Niye? Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir araba için bir motor geliştiriyor olsak herhangi bir sorun yok. Motoru biraz test ederiz. Her şey düzgün gözüküyor. Veririz size alın kullanın deriz. Ama bir şey oldu da biz sağa çekeriz dörtlere basarız. Öksürmeye falan başlarsa çek bir kenara bakalım ne olur diye. Yakarız, tabii. Uçak nereye gidecek? Uçakta öyle bir şansınız yok. O yüzden olabilecek bütün senaryoları uçuş sırasında karşısına bir şey bütün senaryoları test edip motorun onlara vereceği reaksiyonu ve sorunsuz bir şekilde o senaryolardan başarıyla çıkacağını ve uçağı havada tutacağından emin olmamız gerekiyor. Yani pilota diyemezsiniz ki ya bir işte güvercindir, şeydir, selçedir yani kuş emme.
bunu çok zor demeniz. Çünkü pilot daha görmeden motor, yani o kadar hızlı uçuyorsunuz ki, hele böyle turbofan motorlarda ses hızına yakın hızlarda uçuyorsanız pilotun da kuşu görmesi mümkün değil, direkt motorun içine girebilir yani. Bunlara vereceği reaksiyon, ne bileyim iri bir dolu yağıyor mesela. Yani birdenbire doluya çeviriyor. Yağmur birden büyük değil. Soğuk bir şey, böyle ceviz büyüklüğünde dolu böyle bir tane iki tane de değil. Hadi bir sürü motor indi diyelim, ne olacak? Değil mi? Diyemezsiniz pilota ya girme. Yani zaten pilot daha görmesini içine girmesi bir oluyor. Yani bundan kaçınamaz. İşte bütün senaryoların çalışılması lazım. Testlerde teyit edilmesi lazım. Ancak ondan sonra uçuş için belli bir olgunluğa ulaştı. Çünkü insansız bile olsa, insansız bir platforma bile takılacak bile olsa, başımıza düşse ne olacak? Milyonlarca dolar yani güvenli bir yerde de test edebilirsiniz insan nüfusunun olmadığı. Gene de problem niye? Yani on milyonlarca dolar zarar milli ekonomiye. O yüzden bu hiç inşallah gerçekleşmez. Gerçekleşmesin diye elimizden geldiği kadar çok teste maruz tutuyoruz. Siz anlatırken daha önceki röportajlarımızda ortalama böyle bir 7 yıllık gibi bir rakam. Bunun tasarımı, testler neredeyse yarısını belki alıyor. Hani yani, ortalama basit, daha kompleks olmayan. Çok tipik bir askeri turbofan 10 ile 15 yıl sürüyor. Ha, ben daha hani TS-1400 serisi gibi daha veya İHA motoru gibi. Siz hızlı yapıyorsunuz. Yani, bunlar hiç kolay şeyler bununla değil. Bununla gururla söylüyorum. Yani internet ortamında gidip motorların kodlarını verip projenin başladığı yıl, ilk uçuşunu yaptığı yıl, ondan sonra seri imalata geçtiği yıl hepsi yazıyor. Çünkü bunlar public, halka açık bir. Google'a yazınca geliyor. Geliyor. Yani oradan girip izleyicilerimiz de bakabilirler. Mesela bizim TS-1400 motorumuzun aynı güç sınıfında birkaç rakibi var. Ve bu şirketler yüzlerce yıl, yüz yıldır motor işindeler. Ve bunların ilk proje tarihinden ilk uçuşları, gururla söyleyeyim iki tane rakibinin, ikisi de 8 yıldan önce ilk uçuşunu yapmamış. Yani proje başlangıcından ilk uçuş 8 yıldan fazla. Bizim TS-1400'de 6 yıl 3 hafta biliyorsunuz. Ciddi bir başarı. Yani bir de bizde bu sınıfta ilk motoru yapıp ilk motoru yapıyoruz. İnsanlı ilk uçuş saat süresini söylüyorum. Proje başlangıcından. Proje başladı, elinizde bir şey yok. Size isterler verildi. İlk avansınız yatağı, hadi başlayın bakalım. Hadi başladınız. İlk uçuş. Yani tasarım bitti, ürettiniz, test ettiniz, insanın uçuş olgunluğuna kanaat getirdiniz, pilotlar da test etti, uçarız dediler, bindirdiniz, uçtunuz. Ciddi bir süreç bu. Ve bunun 6 yılda tamamlamak, yani ekibimi buradan tebrik ediyorum, gerçekten büyük başarı. Ki bizim durumumuzda daha önce hiç yapılmamış bir iş, malzeme yok, laboratuvar yok, alaşım yok. Arada gizli ambargolar. Bunların hepsini teker teker geliştirerek, aşarak 6 yılda yapmak gerçekten büyük bir başarı. O yüzden yani bir helikopter motoru da öyle. Yani böyle 7 yılda da hemen çıkabilecek bir şey değil. Helikopter motorları da 7 ile 10 yıl. Ama art yakıcılı bir motora geldiğimiz zaman 10-15 yıla çıkıyor. TS-1400 demişken Gökbey'in yabancı motorla teslimatı çok yakın bir tarih içerisinde gerçekleşecek. Evet. Biz bu TS-1400 ile uçan Gökbey'leri silahlı kuvvetlerimizde, jandarmada ne zaman göreceğiz? Nasıl durumunuz? Son vaziyetler nasıl gidiyor? Şimdi şöyle 20'den sonraki sipariş, ilk 20'den sonra şöyle hedef TS-1400. Yani izleyicilerimiz aklına gelebilir. Yani ya motor yetişmedi ilk uçuşu. Yani biraz sabırlı olmak lazım. Yani şöyle. Çünkü helikopter projesiyle motor projesi aynı anda başlamıyor. Helikopter 2012'de başladı, motor 2017'de başladı. 5 yıl fark. Yani 5 yıl geriden. Hani ikisi aynı anda başlasa iyi olmaz mıydı? İyi olurdu ama hadi ver parayı. Bu yüzlerce milyon dolarlık değil ki, o ciddi paralar ya. Devlet de bunu koordine etmeye çalışıyor. Önce bir platform yapılsın, motor da arkasından. Siz yetişinceye kadar milli motor, o arada ithal motorla uçuluyor. Bütün dünya böyle yapıyor bunu ya. Helikopter kendini ispat ediyor. Paramız sonra çok borsa, yani bol bol paramız olsaydı aynı anda başlasaydık biz de yetiştirdik motoru yani. Ama tabii ki imkanlar dahilinde devlet elinden geldiği kadar hızlı devreye almaya çalışıyor. O yüzden helikopter projesi 2012'de başladı ama motor projesi 2017'de başladı. Bunun bir faz farkı var. İthal motorlarda bir miktar uçacak. Bizim motorumuz uçuşa hazır dediğimizde, şimdi aslında TS-1400'de o şeyi de vereyim. Yani
Zaten daha önceki şeylerden takip etmişsinizdir. Motorumuzun uçuş için, güvenli bir uçuş için gerekli güç verme konusunda bir sıkıntısı yok. Daha fazla üretiyoruz. Yani biraz marjlı tasarladı ekibimiz ve o marjları başardılar. PD-170'te de öyleydi. Bizden 155 beygir istenmişti. Biz %10 marj koyduk. Ne olur ne olmaz ilk defa yapıyoruz diye. 170 beygir, 15 beygir marj koyduk. Ama onu başardık. O yüzden de 170 beygirlik bir motorumuz oldu. Ama aynı yere sığıyor. TS-1400 diyor. Yani bizden istenen beygir gücü, maksimum sürekli güç 1300 beygir. Biz 1400 beygirlik yani bir marş koyduk oraya ki ilk defa yaptığımız için alt taşlar aşağıda kalırsak helikopter yetersiz bir güçle karşı karşıya kalmasın diye. Neyse onu yaptık, uçurduk. Uçuruncaya kadar, herhalde sene uçtu biliyorsunuz. Uçuncaya kadar yüzlerce teste maruz tutuldu. Bizim kendi teknik komitemiz, uçuş güvenliği komitemiz artık uçabilir dedi. Biz Tayyi'yi aradık, gelin alın motoru takın uçurun diye. Onlar dediler o kadar kolay değil. Bize bir, çok iyi hatırlıyorum, 198 tane de test vardı. 198 tane. Bunları teker teker yapın ve şu değerleri tutturduğunu gösterin. İnsan koyacaksınız içine. Tabii. Biz onları 198 testi de yaptık. Tamam dediler, güzel. Dedim gelin alın, yok. Pilotlarımız gelsin bir baksınlar. Feel diyorlar, touch and feel. Pilotlar nasıl hissediyor? O olmuş mu? Hayatımı ben buna emanet edebilir miyim? Pilotlar geldiler, motorları oynadılar. Dediler güzel, bu olmuş, biz bununla uçarız. Gönderdik, helikoptere taktılar. Bir de yer testleri yaptılar, onlarca. Ondan sonra Tayyi'nin de uçuş komitesi test sonuçlarına baktı. Motor yeterince olgun uçabilir. Ondan sonra uçtuk yani. Bütün bunlardan sonra biz o motoru söktük. Bir tanesini artık performansa sıkıntı yok. Gücü verebiliyoruz. Acaba dayanıklılıkta problem olur mu? Dayanıklılık testine soktuk. Ve EASA'nın motor yıpratma testleri var. Tırnak içinde Türkçe söylüyorum. Durability testi diyorlar. Resmen motorun yıprattınız. Motoru canını okumak için tasarlanmış test kurgusu var. Onu uyguluyorsun. Motoru zorluyorsun. Öldürmeye çalışıyorsun. Bunlar 6'şar saatlik, 6 saatlik bir test. Bunu 10 kere tekrar ettik. Bu kadar uçuşa maruz kalmış, testlerden geçmiş motoru 10 kere bu yıpratma testine soktuk. Ve hala daha İyi durumdaydı. Tabii ufak tefek sağında sonunda stres emareleri gördük ama mühendislikle konuştuk. Ne yapacağız? Ya iyi gidiyor. Devam. 10 kere soktuk çıkardık. Hala iyi durumda. Ne yapacağız? Hadi bunu bir görelim ne kadar güç veriyor. Normalde tek motor acil durum iniş senaryosu diyorlar. Yani motorlardan biri birdenbire sustu. Biz herhangi bir şekilde. Pilot acil olarak güvenli bir yere inmesi lazım. Yani çakılarak değil de güvenli bir iniş. O yüzden diğer motor anormal bir güç seviyesine çıkarıyor. Bunu yarım dakika pilot güvenli bir yere ininceye kadar bu anormal güç seviyesini sağlaması lazım. Bu da proje isterlerinde yarım dakika. Yarım yani dünya standartları göre yarım dakikada güvenli bir yere pilot kontrolü kaybetmeden küt diye yani taş gibi düşmek yerine kontrollü bir iniş sağlıyor motor ama aşırı bir yük seviyesine çıkıyor sağlam kalan motor. Öbüründen yiyorsunuz. Ve bundan hemen sonra motor komple söküp bütün o sıcak bölgedeki parçaları değiştiriyorsunuz. Yani onlar artık canlı okumuş oluyorsunuz. Bu senaryoda rakip motorda 1600 beygirler civarında. Yani maksimum 1300 beygir verecek bu motoru 1600 beygirde zorluyorsunuz güvenliğine girmek için. Biz 1740'a kadar zorladık bizim motorumuzu ve yarım dakika boyunca çalıştırdık. Bütün bu yıpratma testlerinden de sonra yani uçuş öncesi testler, uçuş sırasındaki testler, uçuş yıpratma testleri ve üstüne yarım dakika 1740 beygir. Baktık gayet iyi durumda. Hala çalışıyor. Bir 1740 daha yaptık. Hala iyi durumda. Üstüne bir test daha yaptık. Sonra da dedik ki ya iyi durumda ama boroskop olmaz. Bir söküp bakalım yani. Söktük baktık iyi durumda. Şu anda topluyoruz. Yani benim anladığım buradan artık sizin testlerde artık, de motor artık yani kendini teknik olarak motor olgunlaşmış vaziyette. Bir eksiğimiz var.
kağıt kürek işini bitirmeye çalışıyoruz. Yani ne? Sertifikasyon. Biliyorsunuz Gökbey sivil bir helikopter. O yüzden motorun da sivil sertifikalı. Uluslararası EASA, Sivil Havacılık Genel Müdürümüz vasıtasıyla yapıyoruz bu işleri. Uluslararası sivil sertifikasyona sahip olması. Bu da bürokratik bir süreç biliyorsunuz. Onlar da teker teker bakacaklar. Ama yani motor artık şu anda acil bir ihtiyaç olsa Gökbey'i uçurabilecek durumda. Buradan gerekli ben mesajı aldım. Hocam peki T-70 ile birlikte sizde T-70 projesinde T-700 diye gerçekten çok ciddi yerli ve milli katkılarla birlikte T-70 üretim konusunda bir avantaj sağladı. Şimdi aklımıza şey geliyor. T-925 geliyor 10 tonluk. Evet. Buralar için aynı Gökbey'de olduğu gibi yerli bir motor geliştirilmesi veya bunlarla ilgili böyle bir çalışmanız resmi veya gayri resmi anlamda var mı? Ne durumdasınız? Şu anda ben bir anons yapayım. Tabii ki bu ihtiyaçlar bize akıyor SSB üzerinden ve üstünde çalışmalar yapılıyor. Ama hangi aşamada olduğunu şimdi söylemeyeyim. Ama o konuda da bir talep var. Tabii yani zaten şey TAİ biliyorsunuz 10 tonluk helikopteri anons etti. Fuara da getirdi İDF galiba. Yani Orman Bakanlığı da alacak, yangın söndürmede tabii kullanacak. O yüzden bu 10 tonluk sınıfta bir motor ihtiyacı daha büyük. TS-1400'ün büyüğü. Bu talep tabii ki bize de geldi. Biz ön çalışmalarını yapıyoruz şu an inşallah. Bununla da ilgili bir yolculuk devam edecek yani, buradan anladığım kadarıyla. Bu ne kadar nasıl şekillenir? SSB onu zamanı geldiğinde anlatacak. Hazır sizi yakalamışken TS-1400'ün turboproba çevirmek veya bir İHA üzerine koymak gibi bir yaklaşım var mı? Şu an bir gelişme var mı? Bunlar aslında doğal süreçler. Ben bunu çok önceden bahsetmiştim. Tabii aile olarak öngördünüz yani siz onu. PD-170'ten biliyorsunuz hatta önce PD-155'ti o. 170 oldu. Ne bileyim 225 oldu. Belki bir ara motor da olabilir. Kullanıcı ihtiyacına göre şekillendiriyoruz. Bu bir motor ailesine dönüştürüyoruz. Yani burada da mesela TS-1400'ün çekirdeğini yaptınız, motoru yaptınız, helikopter pervanesini de çevirir bu. Hürkuş'un ne bileyim eğitim uçağının pervanesini de çevirebilir ama Akıncı'ya da belki de gerekirse. Bu bir dönüşüm yani bir ilave bir çalışma gerektirebilir. Bu ayrı bir konu ama bu doğal süreç bunlar da olabilir. Burada işte sertifikasyon şeyleri duyuluyoruz falan onlara da dikkat etmek lazım. Tamamen askeri versiyonlara ayrı bir şey çalışmamız gerekiyor. İnceleme, sivil dediğiniz zaman başka şeyler geliyor. Evet.